İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Gesariya, Kayseri şehrinde deprem. Artsakh'ta yaklaşık 730 yeni binalar inşa edilecek. Barışçıl koşullar oluştuğunda Diklanagerd'in bulguları Stepanagerd'e iade edilecek. Birleşmiş Milletler uzmanları Artsakh Dağlı Karabağ'daki savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'deki Kürtçe platformu Erdoğan'ın Kürtçe'ye resmi statü verilmesini talep ediyor. Astronomi dergisi Yerevan'da düzenlenecek 6. Star Wars Festivali'ne atıfta bulundu. Uluslararası Duduk Yarışma Festivali yetenekli gençleri ortaya çıkaracak. David Ağacanyan ile röportaj. Sınırı koruyan Ermeni zimvuru kendi tarihini ve kültürünü anlamalıdır. AFAD'ın verilerine göre Batı Ermenistan'ın Gesariya, Kayseri ilinin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi. Vatandaşlar panik yaşarken bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Merkez üssü Sarıoğlan başta olmak üzere Gemerek'e bağlı köyler kontrol edilmiş ve olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Artsakh Kentsel Gelişim Bakanlığı tarafından Armen Press'e yapılan açıklamaya göre Stepanagerd'de ve Artsakh'ın kontrolü altındaki bir dizi yerleşim yerlerinde Kentsel Gelişim Bakanlığı yeni konut siteleri oluşturmak ve yerinden edilmiş Artsakh halkına konut sağlamak için yeni projeler sipariş etti. Artsakh Kentsel Gelişim Bakanlığı, bakanlığın Martuni bölgesindeki Varanda köyünde 100 müstakil konutlu bir yerleşim bölgesi inşaatı için eskiz projesi zaten var. Askeran'ın Asgaşen mahallesinde 150 ev inşa etmek için bir projenin uygulanması için topografi çalışmaları şimdiden başladı. Bölge merkezi Asgeran'da 246 daireli, Martuni'de ise 130 daireli apartmanların inşa edilmesi planlanıyor. Artsakh Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın bildirdiğine göre ayrıca Şamyon bölgesindeki Aknabert köyünde yerlerinden edilmiş arsa halkına konut sağlamak için yaklaşık 100 özel ev inşa edilecek. Artsakh'taki Diklanagerd'in kazı ekibi başkanı, Yerevan Devlet Üniversitesi Kültür Bölümü Başkanı, Tarih Bilimleri Doktoru Profesör Hamlet Bedrosyan, Bakü'nün sıradaki iftirasına yanıt vererek Diklanagerd'in arkeolojik buluntularının Artsakh halkına ait olduğuna, korunmasıyla ilgili konuların Bakü'nün değil Stepanagerd yetkililerinin yetki alanında olduğuna dikkat çekti. Barış ortamının oluşması halinde Stepanagerd'e iade edilecekler ve oluşturulacak müzede sergilenecekler. Hamlet Bedrosyan'a göre Diklanagerd arkeolojik kazıları Artsakh yetkililerinin resmi daveti ve izniyle gerçekleştirildi ve Artsakh devlet bütçesinden finanse edildi. Artsakh'ın politik olarak tanınmaması yerli halkını kültür haklarından mahrum bırakmaz. Azerbaycan'ın Artsakh halkını kültür mirasından mahrum bırakma ideolojisi Ermeni kültür mirasına yapılan soykırımın bir devamıdır. 10 yıllardır tanık olduğumuz bir soykırım Azerbaycan'ın son Türk saldırganlığında ivme kazanarak her gün devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından bildirildiğine göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın insan hakları uzmanları Artsakh Dağlı Karabağ ihtilafının son aşamasındaki savaş esirlerinin ve diğer esirlerin derhal serbest bırakılması ve ölülerin cesetlerinin ailelerine iade edilmesi çağrısında bulundu. Savaş esirlerinin ve diğer özellikle sivil esirlerin yargılanmadan öldürüldüğüne, kaybedildiğine, şiddete ve kötü muameleye maruz kaldığına dair mektuplar aldıklarını ifade ettiler. İnsan hakları uzmanları ne savaş gerçeği ne de iç siyasi istikrarsızlık veya başka herhangi bir olağanüstü hal, işkence veya zorla kayıpları haklı gösteremez. Askeri çatışma sırasında bu tür eylemler savaş suçu olarak kabul edilebilir vurgusunda bulundular. Gazete Duvar Haber Ajansı tarafından bildirilen ve Armen Press tarafından aktarılan habere göre Kürtçe Dil Platformu'nun sözcüsü Şerefhan Ciziri, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe'ye resmi statü verilmesini talep eden bir mektup gönderdi. Erdoğan'a yazılan mektupta şöyle denildi. 100 yıldır asimile olan Kürtçe dili artık yok olma işinde. Sık sık söylediğiniz gibi asimilasyon insanlığa karşı bir suçtur. Gelin hep birlikte buna karşı çıkalım. Birlikte mücadele edelim. Kürtçe Dil Platformu olarak sizlerle ve AKP liderleri ile defalarca görüşmek istedik. Maalesef çabalarımız boşuna gitti. Batı Ermenistan hükümeti dilde dahil olmak üzere tüm kültürel değerlere sahip çıkmakta ve sahip çıkılmasını desteklemektedir.
İçeriği itibariyle dünyanın en popüler ve en çok okunan dergisi olan Astronomi ve Astronot Bilimlerinin güncel konularını ele alan yetkili Astronomi dergisi 2020 Aralık sayısında 2021 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 6. Starmus Uluslararası Bilim ve Sanat Festivali'ne özel bir makale ayırdı. Makalede dünyaca ünlü bilim adamlarının, astronotların ve sanatçıların bilimin çeşitli alanlarındaki son keşifleri tartışmak üzere 6-11 Eylül tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'da bir araya geleceği belirtiliyor. 6. Starmus Festivali, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın himayesinde Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin desteğiyle düzenlenecek. Festivali Ermenistan'a taşıma girişimi Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a ait. Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu fikirden ilk olarak 2019'da Zürih'te bir karşılama konuşması yapmak üzere davet edildiği 5. Starmus Festivali'nde bahsetmişti. Ermenicesi Ziranapoh olan Ermeni duduğunu tanıtmak, genç dudukçular arasında yeni yetenekler keşfetmek amacıyla 5 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında Yerevan'da uluslararası bir duduk yarışma festivali düzenlenecek. Yarışma festivaline dünyanın farklı ülkelerinden 22 yaşına kadar olan dudukçular katılabilir. Yarışma 3 aşamada gerçekleştirilecek. Yarışma aşamalarında katılımcılar Ermeni müziğinin farklı dallarını icra edecekler. Yarışmanın tüm performansları kaydedilecek ve video klibi çekilecek. Ardından Dudukman prodüksiyonun tüm sosyal platformlarında gösterilecek. En iyi katılımcılar ünlü sanatçılarla işbirliği yapma fırsatına sahip olacak. Tüm ödül kazananlar profesyonel kayıt biçiminde maddi kazanç ve ödüller elde edecek. Yarışmanın jürisinde ünlü müzisyenler yer alacak. Başvurular 15 Mart'a kadar dudukman@mail.ru, dudukman@gmail.com adresinden kabul edilmektedir. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Tiratlı Armenoloji Merkezi Başkanı ve kamu çalışanı David Agacanyan, kuruluşun Moskova'da Ermeni kimliğini korumaya yönelik faaliyetlerini sundu. Artsakh Savaşı'na ve savaş sonrası programına değindi ve binden fazla gönüllüyle birlikte hayata geçirdiği girişimlerinden bahsetti. Sadece Artsakh'ın değil, aynı zamanda Batı Ermenistan, Cavah, Nahiçevan, Ahalkalak ve Kilikya gibi gerçek Ermeni topraklarının %70-80'inin kaybolduğunu ve bunların iade edilmesi gerektiğini hatırlattı. Gelecek planlarından söz ederek Yerevan'da ve daha sonra farklı idari bölgelerde sporu geliştirmeyi planladığını ve bu amaçla bölgelere spor ekipmanlarının tahsil edileceğini belirtti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Maranı Gaynele ve Gade Yesim adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.